Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün size kılıç kuyruk balığı hakkında bilgi vereceğim. Ana vatanı Orta Amerika'dır. Erkeklerin boyu 10 cm olur kılıç hariç. Dişiler ise boyu 12 cm olabilir. Erkeklerin tipik özelliği kılıç dediğimiz kuyruğun altında alt kısmında bir uzantı vardır ben de genç erkek var, e, erişkin erkek maalesef yok. O yüzden gösteremeyeceğim ama tipiktir. Yani cinsiyet ayrımını çok rahat yapabilirsiniz, özellikle olgunlarda. Dişi göstereyim size, anaç dişimi göstereyim. Bakın şurada. Aynı zamanda yüzgecin alt kısmı da yelpaze şeklindedir. Erkeklerin de yüzgecin alt kısmı gonapod şeklindedir. Size şöyle genç erkeğim vardı bir tane. Kuyruk o kılıç dediğimiz uzantı yeni yeni gelişiyordu. Erkekte e, arkadaşlar bir de anal yüzgeç, gonapod e, adını almıştır, gonapod şeklindedir ve e, bunlar da iç döllenme olur çünkü yumurta karında gelişir yaklaşık bir ay sonra çatlar ve doğum ol, e, olayı meydana gelir. Hem etçil hem otçuldur, aslında avcı balıklardır. Genellikle etçil de beslenir. O yüzden diğer canlı doğuran yavrularını e, yerler, e, hızlı hareket ederler. İki tane erkek ortamda bulunursa kavga edebilir ama geniş bir akvaryumda bitkili akvaryumda bakılabilir. E, dikkatlerini dağıtmak istiyorsanız 5 tane erkek ee, ve e, tabii tabi ona oranla 20 dişi bakabilirsiniz. Bir erkeği 3 dişi olsun. Çünkü bir erkek bir dişi olunca devamlı ona sarar ve dişiyi strese sokabilir arkadaşlar. Ee, bu arada ben size tabi genç erkeğimi göstereceğim eğer bulabilirsem. Bunlar benim yavrularım kolay üreyen balıklar ve akvaryum e, hobisinde genellikle bir muhakkak bir e, kılıç kuyruk balığı besleyen vardır e, %95 %90. Arkadaşlar e, bir şey daha e, belirteyim. Bunlar su üzerine çok güzel atlıyorlar. Ben acı tecrübe ettim. Akvaryum üstü açıktı, zıpladı, geç fark etmişim. Maalesef öldü. O yüzden akvaryum üstünde ya kapak olsun ya da e, muhakkak bir e, buhar camı olsun. Onu da belirteyim. Konuyla ilgili tabi çok videolar var. E, ben de elimden geldiğince e, tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Ca, canlı doğuranları biliyorsunuz. Bakın Molly PLATİ, Leptistes Maalesef erkeğimiz öldü. Dişi gösterebilirsem göstereceğim. Kılıç kuyruk yavrularımızı Gördünüz zaten arkadaşlar. Bakın bu da dişi. Yüzgeç. Anal yüzgeci bakın. Yelpaze şeklinde. Canlı doğuranların karakteristik özelliği. Bu da erkek molimiz. Bu da dalmatçalı moli. Ee, lepistesimizi şu an göremedim. Neyse biz konumuza dönelim. Ee, arkadaşlar e, canlı yem arada verebilirsiniz. Arada bitkisel besin verebilirsiniz. Hem etçil hem tabiatlıdır. Pul ve granül yemleri yerler. Genellikle yem seçmezler. Hangi balıklarla uyumludur? Ee, yeterli hacimde bakın onu belirteyim. Bitki akvaryumları severler. Cüce vatoz, leopar vatos, çöpçü balığı, siyamlı alt giyicisi, sahep, frenatus balığı, çeşitli tetra türleri e, neon tetra bakın burada da neon tetralar var e, kiraz barp zebra danio e, gibi balıklarla uyumludur barışçıl canlılardır e, karmak varumlarda yalnız e, ya bitkisiz akvaryumlarda yavru elde edemeyebilirsiniz yani balım niye doğurmuyor sorusunun cevabı bir sebebi de budur. Balık doğuruyordur yavrularını ya kendisi yiyordur ya da diğer balıklar e, karmakvaryumda yiyordur. Bitkili bir akvaryum yapmanızı tavsiye ederim. Bitki konusunu ayrı bir videoda işleyeceğim. Çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ben bu şekil mercan iskeleti koydum bu akvaryuma. Burada e, arada yavrular doğarsa saklansın. Karidesler de var burada. Tabi yavru karideslerin şansı yok. E, onu söyleyeyim burada aslında. Yani gizlenebilirlerse mostların arasında yavru karidesler izlenir arkadaşlar. Günde gündeki kere beslemek uygundur. Ya öğrenciyiz ya da çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden sabah akşam yemleme yapabiliyoruz. Çeşitlerini de söyleyeyim bu arada. E, pineapple, painted, e, san shoku, e, Koi, e, cam göz benim aklıma gelenler. Şunlar cam göz. Babası cam göz olduğu için yavruların bir kısmı böyle cam göz şeklinde çıktı. Siyah ve yerli normal böyle turuncu renkte oluyor. Onda yerli e, kılıç kuyruk arkadaşlar. Beslemeden bahsettik. Çeşitlerden bahsettik. Şimdi biraz da e, doğumdan bahsedelim üretimi nasıl olur e, videonun başına da söylemiştim canlı doğuranlarda doğum diye bir videom var kanalımda bakabilirsiniz orada da elimden geldiğince size bilgi vermeye çalıştım burada da çok özet geçeceğim yavruluk koyanlar var yavruluk e, anneyi strese sokuyor ve ölümle neden olabiliyor ama yavruluk elinizin altında bulunsun şu şekil bir yöntem yapabilirsiniz doğumlar genelde sabaha karşı olur Gece ışığı kapatmadan önce e, dişi yakalarsınız, yavrunun içine koyarsınız. Sabah da ışığı açtığınızda salarsınız. E, bu şekilde annenin strese girmesini bir şekilde önlemiş olursunuz. Zaten o yavru da ızgara var. O doğum olduktan sonra yavruların büyük bir kısmı o ızgaranın altına gidecektir. Ve anne yemeyecektir. Peki neden e, kılıç kuyruk yavrularını yerler? Kılıç kuyruk yavrularını yemesinin sebebi diğer Canlı doğuranlarda da geçerli. Ya protein eksikliği ya da acemilik ya da stres faktörleri. Bu de ilk doğumda yiyebilir. E, Leptistes'lerde de bu görülür, bu durum görülür. E, strese girer anne, protein eksikliği olur. E, bu sebepten yenilebilir. E karmak varyumlarda da diğer balıklar yiyebilir arkadaşlar. O yüzden gene vurguluyorum. E, bakın basit bitkiler de olsa bitkili bir akvaryum şart. Benim şu an burada bitkiler maalesef e, tilki kuyruğum Elodea vardı. Onlar zayıfladı, çürüdü. Tilki kuyruğu, Elodea, Gül, e, Anubias gibi bitkilerle daha birçok pek çok bakım basit bitkiler var. Bir bitkili akvaryum tasarımı yapabilirsiniz. Bir balığa ortalama 5 litre hacim gerekiyor. E, arkadaşlar onu da belirteyim. Yani en az 60 litre. Çünkü boyutları da Lepsites'e göre büyük ve bunlar hızlı ürerler. O yüzden ne kadar büyük hacimli olursa 100 litre çok uygun olur. Yani hem düzenli olarak aylık yavru alırsınız. Gebelik süresi 3 ila 5 haftadır. 27 derece sıcaklıkta arkadaşlar ya da 28 derece çıkartırlar bazen. Daha kolay doğumlu ama 26 derece ortalama tropik balıklar için uygundur. Ee, sıcaklık arttığında da balıkların ömrünü kısaldığı tespit edilmiştir. Ee, o yüzden rahat bir ortamda or 26 derece sıcakta bol bitkili akvaryumda 5 haftada bir ayda bir yavru alabilirsiniz. Ben e, kaydediyorum hatta defterinize de bu aldığınız yavruları hastalıkları ölümleri muhakkak kaydedin. Onu da ekstra bir dip dipnot olarak sizlere belirteyim arkadaşlar. Ee, değerli arkadaşlarım. E, Hastalıklardan da biraz bahsedeyim. Çok da videoyu uzatmayayım. Elimden geldiğince özet bilgiler vermeye çalışıyorum sizlere. Beyaz benek olabilir. sinir sistemi problemi olabilir. Mantar, parazit hastalıkları, bakteriyel hastalıklar olabilir. Yüzgeçler, yırtık, kanlanma olabilir. Arkadaşlar su değerlerine muhakkak dikkat edin. Dayanıklı balık olsalar da bu genel bir kriterdir. Akvaryumunuzun su değerlerine dikkat edin. Hafif akıntılı sulardan hoşlanırlar. E, Doğal gereği bu arkadaşlar. İyi bir filtrasyon, yeterli bir filtrasyon yaparsınız. E, ve su, düzenli dip çekimiyle su değerlerini e, muhafaza etmek mümkündür. Beyaz benekte sıcaklık farklılıklarından dolayı oluşur. Beyaz benek için ayrı bir videoda çekerim. E, mesela dışarıdan balık aldınız. Dışarısı serin. Akvaryumumuzun ortamı 26 derece. Balınızı yeni akvaryuma adapte adaptasyonu sağlarken, eee adapte ederken yani arkadaşlar, aralık sıcaklık farkı beyaz beni zemin hazırlar ya da soğuk akvaryumlarda yani derecesi düşük akvaryumlarda olur. Bunlar 20 ya da 30 derece sıcaklık aralığına dayanıklı balıklardır ama dirençleri düşer arkadaşlar. Optimum sıcaklıkların dışında balıklar strese girer genel olarak bu kural böyledir. Dikkat ederseniz sıkıntı olmaz. Beslenmede tek tür yani tek çeşit yem vermeyin. Birden fazla yem verin. Arada canlı yem verin. Sıkıntı olmaz. Bitkisel yem de verebilirsiniz. Mesela sarımsak içeren kaliteli yemler parazit hastalıklarına karşı koruma sağlar. Bunlarda da parazit de görülebilir. Diğer balıklarda olduğu gibi. Bir de elinizi iki devirde sokmayın. Elinizi önce bir güzel yıkayıp öyle müdahale edin. Akvaryuma ne kadar az müdahale o kadar az risktir. Onu da belirteyim. Eee her çeşit yem yer. Ben granül, pul tarzı yem veriyorum. Mesela bu kurutulmuş Gammarus var. Onu veriyorum. Kurutulmuş bloodworm yani kan kurdu, Tubifex verebilirsiniz. Ee, çok çeşitli yem vermek, hem protein açısından zengin yem vermekte, yavru yemelerini engelleyecek. Spirulina, sarımsak, protein önemli. Özellikle spirulina ve protein üreme de önemlidir. Protein eksikliğinde çünkü anne yavruları yer. Onu da belirteyim. Yavrular biraz daha iri doğar, lepistes e, yavrularına oranla, değerli arkadaşlar. Onu da e, videonun sonunda size göstereyim. E, yaklaşık e, 7-8 günlük yavrularım var. O da diğer akvaryum aldım. E, şu anneyi doğurdu, 8 gün önce doğurdu gene. Maşallah. Ha bir de bunların özelliği, erkek diyelim öldü. Erkek öldükten sonra da birkaç kere doğum yapabiliyor. Yani erkeğin tohumlarını vücudunda saklama özelliği var canlı doğuranlarda onu da belirteyim arkadaşlar e, platimizi görüyorsunuz maşallah platiye çok benzerler ama erkekte de dediğim gibi kılıç şeklinde uzantı var ama e, şu an tekrar söylüyorum e, erişkin erkek olmadığı için e, gösterin bakın şurada kuyruk e, uzantısı kılıç çıkıyor ama tam belli değil ama bakın gonopodunu görebiliyorsunuz anal yüzgeç dişiden farklı tabi çok net gösteremiyorum. Bir de hareketli arkadaşlar. Şu an benim iki tane erkek yavrum var. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Ee, ben şimdi size arkadaşlar e, yavruları da göstereceğim. Arkadaşlar burada da e, yaklaşık 8 günlük e, kılıç kürük yavrularımız var. E, bakın yaklaşık bir santimetre boyunda yavrularımız. E, burası cücevatos e, akvaryumu esasen Anneyi ben buraya almıştım e, Burada doğum yaptı Maşallahlarınızı esirgemeyin Arkadaşlar e, a, Dişi balığınızı Eğer imkanınız varsa Ayrı bir akvaryumda doğum yaptırırsanız Yavruların canlı kalma ihtimali Yüksek olur Tabi muhakkak ısıtıcı ve filtrasyon olması gerekiyor Onu da bilgisini vereyim Arkadaşlar e, Anne normal ırk. Baba tabi e, cam göz olduğu için yavrular farklı farklı karakterde çıktı arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı ve e, yorum yapmayı unutmayınız. Beğeni butonuna basarsanız e, sevinirim. E, bayağıdır bu videoyu çekmek istiyordum. Birkaç kere çektim, e, videoya yükledim, beğenmedim, sildim. Bayağı uzun bir zaman oldu. E, bu videoyu e, en yakın zamanda YouTube kanalında yayınlamak istiyorum. Balıklarınıza ve canlarınıza dikkat edin. Sağlığınıza da dikkat edin. Ee, sağlıklı ve mutlu hobiler diliyorum. Hoşçakalın.